Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size marketten küçük bir gezinti yapacağım. Hediyelik eşyaları tanıtacağım. Markette küçük çaplı bir hediyelik eşyalar var. Burada deri çantalar var. Çoğu el yapımı. El sanatları konusunda gerçekten çok usta Afrika insanı. Deri çantalar, hasır çantalar var. Hep birlikte izleyelim. Benim çok hoşuma gidiyor hediyelik eşyalara bakmak. Bunlar şapka. Yine hasır ve deri karışımı, el yapımı şapkalar. Süs amaçlı çok güzel kullanılır. Yine hasırdan ve deriden oluşan şapkalar, süs eşyaları. Gerçekten çok güzel şeyler var. Markette olan küçük hediyelik eşyalar bunlardı. Ben size kısa bir göstermek istedim. Daha büyük marşeler var, pazarlar var. Oraları da gidip sizin için daha farklı şeyler çekeceğim. Evet, şapkayı bu şekilde takılabilir. Duvar süsü olarak da kullanılabilir. Bunlar da su kabağından oluşan çalgı aletleri. Çok güzel şeyler yapıyorlar gerçekten çalgı aletleri. Su kabağını temizleyip oyup bu şekilde güzelce şekiller verip süslemeler yapıyorlar. Evet, buna da inyam deniyor. Patatesgillerden yemeği de oluyor, kızartması da. Yine su kabağından kaplar oluşturmuşlar. Çok güzel gerçekten. Bir tencereden bir tencereye boşaltmak için sıcak kaynar suları bunu kullanabiliyorlar. Gerçekten çok kullanışlı, çok amaçlı. Elekler var. Yine değişik şekiller, süslemeler yapılmış. Un elekleri. Evet, kaşıklar. Büyük kaplarda karıştırmak için uzun uzun kaşıkları oluyor. Eziciler. Evet, pişirme kapları. İçerisinde bir şeyler dövülebiliyor bunun içerisinde. Havan gibi bir şey yani. Bunlar da yine yemek pişirmek için kullanılan köz ocaklar. El emeği uğraşları gerçekten. Tencereleri de çok güzel. Hasırdan yapılmış sepetler, süslemeler çok fazla. Hasırdan yine çantalar. Evlerini gösteren yine çantalar. Çok fazla çeşit var. Tencere altları, çaydanlık altı olarak kullanabileceğimiz harika şeyler var. Ben size dediğim gibi kısa markette olanları göstermek istedim. Thank you.
kabakları, su kabaklarını yine şekiller vermişler, yine çok güzel. Bunlardan süs eşyaları da yapıyorlar. Kapkacak için de kullanıyorlar. Evet, bu da tantam. Yine çalgı aletleri. Bu da çok tatlı. Yani süs amaçlı da çok güzel kullanılır. Evin köşesinde çok şık durur. Yine su kabağının boyutları farklı farklı. Küçük, orta, büyük şekilde kullanım amacına göre alıyor buradaki insanlar, kullanıyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok farklı bir şey gerçekten. Hiç su kapaklarını eşya olarak kullandığınızı bilmiyorum. Evet, yine büyük kaşıklar, işlemeli, süslemeli. Büyük tencereler, büyük kazanlar için kullanıyorlar büyük kaşıkları karıştırmak için. Onlarda bile yine işlemeler, süslemeler var. Çok güzel. Gerçekten çok beğeniyorum ben buradaki şeyleri. İnşallah daha büyük pazarda size göstereceğim. Bu da yine çalgı aleti. Yine altında küçük küçük su kabakları var. O sesi veren onlara. Çok tatlı bir şey. Yine süs amaçlı kullanılabilir, çalgı olarak kullanılabilir. Çocuklar çok seviyorlar. Kızım çalmasına bayılıyor gerçekten. Çok seviyor. Daha büyükleri de var. Bu küçük mini olanı. Bu şekilde el yapımı yine iplerle bağlayarak çalgı aletleri oluşturmuşlar. Yine büyük havanlar, içerisinde baharatlarını, işte ezmesi gereken ne varsa evinde kullanacakları onlar için kullanılıyor. Bastıra bastıra çok fazla kullanılıyor burada. Çok orijinal, çok tatlı şeyler gerçekten. Benim çok hoşuma gidiyor. Markette görmüş olduğum şeyleri sizler için ben de çekmek istedim. Yine el yapımı süzgeçler. Leğenler yine. Orijinal tencereler. Bunlar da çok tatlı. Süt kaynatmak için, gerçekten peynir yapmak için, yemek yapmak için, her şey için kullanışlı. Közde pişirmek için dayanıklı bir tencere gerçekten. Burada daha çok köz ateşinde yemeklerini yapıyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız.